Rodester kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber profesyonel slide yapma programı olan ProShow ProDesir ile slide'ları nasıl yapıyoruz? Onlara beraberce bakacağız. Bu anlatımda arkadaşlar çok fazla detaya girmeden yine her zaman olduğu gibi aşama aşama anlatımlarımı yapacağım. Biliyorsunuz daha önce şurada görmüş olduğunuz wizard yani sihirbaz ile slide hazırlama işlemini sizlere göstermiştim. Şimdi biraz daha manuele geçeceğiz. Daha sonrasında da her bir efektin, geçişin, müziğin, yazının detaylarına inerek bunlarla ilgili uygulamaları sizlere göstereceğim. İki tane soru var arkadaşlar cevaplamam gereken. Birincisi ProShow Gold ile ProShow ProDesir arasında fark var mıdır diye soran kardeşlerimiz var. Evet, ProShow ProDesir biraz daha geliştirilmiş versiyon arkadaşlar. Bunda yine video kullanabilir miyiz, video düzenleme işlemleri yapabilir miyiz, slide hazırlayabilir miyiz diyen kardeşlerimiz var. Bu programla arkadaşlar video evet düzenleyebilirsiniz ancak ben kendim kullandım. Çok pratik görmedim açıkçası. Biraz tabi bu sistemle de ilgili yani bilgisayarımızın donanımı performansıyla da ilgili bir durum. Ben çok randımanlı bir çalışma göremedim. Ayrıca video düzenleme programlarında çok daha farklı uygulamalar yapabiliyoruz. Ama bununla da ufak tefek de olsa belki de yapabiliriz. Şimdi slide hazırlamaya geçmeden önce arkadaşlar bizlerin yapmamız gereken bir şey var kolaylık açısından. Burada kullanacağımız resimleri, müzikleri, diğer materyalleri bir klasörde toplayıp gerekirse bizim burada hazırladığımız projeyi de o klasörün içerisine kaydederek eğer bir çırpıda bitirmeyeceksek sonra tekrar gelip aynı proje üzerinde çalışacaksak projemizi de onun içerisine kaydedip hem kolay bulmak adına hem de derli toplu olması adına çok güzel olur diye düşünüyorum. Slide'ımızı yine yapmaya başlamadan önce burada ayarlamalar var bir iki tane. Onlar size göstereyim. Edit menüsü altında arkadaşlar tıkladıktan sonra faremizin sol tuşuyla Preferences seçeneğine geldikten sonra şurada gördüğünüz gibi Show Defaults seçeneği var. Yani gösteri, varsayılan gösteri anlamında. Burada neler var bizim işimize yarayacak olan? Şurada Slide Rotation ve Transition Duration. Yine bu telaffuzlar yanlış olabilir. Kusuruma bakmayın. Ve transition efekt var arkadaşlar. Biz burada slide duration derken fotoğraflarımızın oynama süresini buradan ayarlıyoruz. Örneğin ben bunu şöyle 2 yapıyorum. Yine geçiş efektini de 1 olarak kalsın onu ellemiyorum. Yine burada transition efekt kısmı arkadaşlar soru işareti eklenmiş. Bu şu anlama geliyor. Ben ekledim yani daha önce eklemiştim bunu öylece kalmış. Bu şu anlama geliyor. Efektleri yani geçiş efektlerini sen kendin koy diyorsun programa kafana göre ekle sıkıntı yok diyorsun. Şuradan done kısmına tıkladıktan sonra oradaki ayarlamaları yaptık. Şimdi bu sayfamıza geldik. Burada nelerimiz var? İşte bina, bu ilk bina biliyorsunuz. Tasarım ve publish, paylaşım. Şimdi arkadaşlar biz önce burada devam edeceğiz. Daha sonra tasarım ve publish'e de geçebiliriz. Şimdi burada neler yapıyoruz? Şuradan new sekmesinde tıkladığımız zaman Blank Show, Show Template, bakın üzerine geldiğim zaman mavileşiyor. Yani onu seçmek için oraya geliyoruz. Faremizin sol tuşuyla tıklıyoruz. Tabii ben şablon kullanmayacağım. Wizard daha önce anlatmıştım söylediğim gibi. Blank Show'a tıkladıktan sonra arkadaşlar burada tabii ki öncelikle projemizin ismini değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Düğün Slide olsun. Düğün Slide olarak koyduk ismini. Yine ekran görünürlüğü 16'ya 9 yani geniş ekran LED TV, plazma TV'lerdeki oynatma ekranı. Diğeri de 4'e 3 o da biliyorsunuz eski televizyonlar, tüplü televizyonlarda veya buradan custom seçeneğiyle de özel bir ayar yapabilir. Buradan create diyoruz arkadaşlar. Bu şablonumuzu oluşturacağız. Burada zannediyorum daha önceki çalışmayla ilgili bir şey gösterdi. Kaydetmem için tekrardan tıklayayım bakayım. Evet Blank Show. Neyse buradan ismini değiştirmeden geçiyorum. Okey diyorum. Şimdi arkadaşlar burada biz şu kısımda resimlerimiz var. Videolarımız var. Desktop masaüstü kısmında onu alacağız. Yalnız öncelikle hemen bir tane resim alalım arkadaşlar. Buradan şöyle tıklıyorum. Aşağı doğru biraz iniyorum. Bakıyorum şöyle düğün slaytı diye bir klasörüm olacak. Evet burada gördüğünüz gibi düğün slaytına tıkladıktan sonra burada resimlerim mevcut. Buradan ben yine müziklerim de burada bu arada. Buradan ben örneğin şu resmi seçtim ve shift tuşuna basılı tuttum. Bunu seçtim. Bunu böyle sürükleyip bırakabilirim. Tek tek seçip bırakabilirim bu şekilde. Tabi tek tek biraz zahmetli. Veyahut da arkadaşlar şöyle birinciye tıkladıktan sonra sonuncuya tıklarım. Bunu böyle sürükleyip bırakabilirim. Veyahut da
Sağ tıklayıp buradan add to show diyerek bu resimlerin, fotoğrafların buraya gelmesini sağlayabilirim. Add all files to show dediğimiz zaman da burada bulunan bütün resimleri otomatik olarak buraya ekliyoruz. Ben add to show diyorum. Şu anda buradaki resimlerimiz eklendi. Burada diyelim ki arkadaşlar istemediğimiz bir fotoğraf burada eklendi. Örnek veriyorum. Şu fotoğraf eklendi. Ben bunu üzerine gelip böyle seçtikten sonra seçtiğimi nasıl anlıyorum? Alt tarafında böyle mavi bir renk oluşuyor. Klavyemizden delete tuşuna basarak o resmi, fotoğrafı ben rahatlıkla silebiliyorum. Yine bu tip uygulamalarda arkadaşlar zaman zaman biz bunları kayıt yaparsak çok çok güzel olur. Bunu yine file menüsü altından save demek suretiyle Ctrl S tuşuyla biz bunu yapıyoruz. Ctrl S'e ben tıklıyorum. Burada ProShow SlideShow diye geçiyor. İsmini dilersek değiştirebiliriz. Pro dersler diyelim. Evet, buradan ProShow olarak kaydet diyoruz. O şekilde kaydetti. Ara ara bunu da aslında bu tip çalışmaların tamamında ara ara kaydettiğimiz zaman çok güzel olur. Çünkü elektrik kesintisi olabilir. Unutup herhangi bir yanlış bir işlem yapabiliriz. Veya bir yere gideceğimiz acil bir işimiz çıkabilir arkadaşlar. O yüzden ara ara kayıt yapmak her zaman çok daha güzeldir. Yine biz burada pratik bir şekilde müzik eklemek istediğimizde arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi müzik seçili iki tane müziğimiz var burada. Örneğin ben şunu seçtim. Şöyle faremin sol tuşuyla alıyorum aşağıya doğru götürüyorum. Bakın şu anda sayfa şeklinde burada bıraktığım an arkadaşlar buraya bakın şu anda ilerleme durumunu gösterdi. Benim müziğim buraya eklendi. Şöyle bir ön izleme oynatıyorum. Tabi daha söylediğim gibi yakalama programından kaynaklı bu müziği sizler duyamıyorsunuz ama ben burada duyuyorum. Sizler de yaptığınız zaman müzik sesini rahatlıkla duyabileceksiniz. Şimdi slaytımıza yazı işlemini nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Yazı birincisi herhangi bir fotoğrafın başında veya sonunda. Diğeri de fotoğrafımızın şurada gördüğü gibi üzerinde olan yazılar yazacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle add title diyerek. Örneğin şuraya bir tane yeni bir katman ekledik. Blank caption diyor. Boş caption yazıyor arkadaşlar. Burada biz buraya ne diyelim? Pro dersler diyelim. Gördüğünüz gibi yazımızın tipi farklı. Şimdi bunu düzelteceğiz. Şöyle yazımızı seçtik burada caption tag diye. Stil arkadaşlar şuradan bakıyoruz. Hangisi bizim işimize gelirse şöyle hatta biraz şöyle büyütelim bakalım. Şuradan da biraz küçültelim. Evet bu şekilde yazdık diyelim. Şöyle alt tarafa doğru gelsin. Font gördüğünüz gibi Arial C olarak yazmışız. Arial Tour diyelim Türkiye. Yine Case Cap Original diyor. Buradan şu şekilde değişik ayarlarını kullanarak bu şekilde yine yapabiliriz. Size 54.21 diyor. Bu büyüklüğü arkadaşlar. Bunu biraz daha küçültebiliriz. Şöyle 40 yapalım. 36. 36 da yapabiliriz. 36 yaptık. Yine şu kısımda color rengini soruyor bize arkadaşlar. Rengini burada color'a tıkladıktan sonra böyle bir şey çıkıyor. Şuradaki yuvarlağı faremizin sol tuşuyla istediğimiz noktaya kaydırıp oradan renk seçebiliriz. Veya şurada damlalık aracını görüyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra istediğimiz noktaya giderek oranın rengini alabiliriz. Şöyle kırmızı yapalım bakalım. Evet şimdi kırmızı yaptıktan sonra şuradan arkadaşlar kalın yapıyoruz. Yatık italik yapıyoruz. Makro diyor. Makro burada diğer harfleri zannediyorum. Orayı ben kapatıyorum. Sembol ekleyebiliyoruz falan. Şimdi burada yine çok detaya girmeden burada size gösterebileceklerimi göstereyim. Şöyle biraz daha büyüteyim net görün. Burada arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yazımızın opacity yani şeffaflığını değiştirebiliyoruz. Şöyle daha şeffaf, daha görünür oluyor. Yine şuradan scale kısmından yazımızın ileri geri olmasını sağlıyoruz. Şöyle yapalım. Rotasını yine dönüş yönünü ayarlayabiliyoruz bu kısımdan. Faremizin sol tuşuna basılı tutarak bu işlemleri yapıyoruz. Yine şu kısımdan karakter rota. Karakterlerin kendi etrafında dönmesini bununla sağlıyoruz. Karakter spacing arkadaşlar. Bu da yine gördüğünüz gibi açılıyor, kapanıyor. Akordeon gibi. Şu kısımda line spanning bu açıkçası pek bir işlem görmedi gördüğünüz gibi.
Tam olarak ne işe yaradığı şu an için belli değil arkadaşlar. Şurada yine Shadow gölgemiz var. Gölgemizi şöyle tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi çevresinde gri bir renk kaldı. Ben onu şöyle sarı yapabiliriz, yeşil yapabiliriz. Şöyle yeşil olsun. Set Color diyoruz. Pardon, şuradan bunu da seçelim. Şuradan şöyle şu renk olsun. Okey dediğimiz zaman arkadaşlar oradaki değişimleri görüyorsunuz. Şimdi burada aynı işlemi biz burada herhangi bir resim üzerine yapmak istediğimizde, örneğin şu resmi de yapmak istediğimizde bu resim üzerinde iken çift tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şuradan gördüğünüz gibi caption seçeneği no caption diyor. Yani alt yazı aslında caption text dediği alt yazısı. Bunun buraya şöyle et dedikten sonra yani ekle diyoruz arkadaşlar. Ekle dedikten sonra buraya bir boş caption ekledi. Gördüğünüz gibi bir renk caption bir katman diyor. Buradan yine biz pro dersler diyelim. Evet. Bu şekilde pro dersler dedikten sonra buradaki yazımızın stilini arkadaşlar şöyle bir bakalım. Metal diyelim. Buradan şunu biraz küçültelim. 20 diyelim, 25 diyelim. Evet, bu şekilde yapabiliyoruz. Yine büyüklüğünü ayarladık. Rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Kırmızı yapalım. Yine gradient olarak ayarlayabiliyoruz. Bu gradient'i istersek düzenleyebiliyoruz. Bunları ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Söylediğim gibi çok detaya girmek istemiyorum. Şu kısımdan yine çevresinin rengini kırmızı, beyaz, sarı istediğimiz renkte yapabiliriz. Bu şekilde. Yine şuradan gölge rengini de beyaz demiş arkadaşlar. Onu da şöyle yeşil yapalım. Evet, seçemedik. Şöyle yapalım. Ve okey dediğimiz zaman buradan yine yazımız fotoğrafımızın üzerinde çalışmamız da gelecek. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oynattığımız zaman başarılı şöyle bir oynatıyorum. Duruyorum şimdi. Burada arkadaşlar ne yaptık? Fotoğraf ekledik, müzik ekledik, yazı ekledik. Şu an için yapacağımız herhangi bir işlem kalmadı. Geçiş efektlerinin süresini değiştirdik. Bunlara ilerleyen zamanlarda söylediğim gibi değişimini, eklenmesini sizlere anlatacağım. Linkini de vereceğim. Buradan indirmenizi de sağlayacağım. Şimdi buradaki biten projemizi biz nasıl çıktı olarak, video olarak alacağız. Onu şuradan publish kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar burada bizim seçeneklerimiz geliyor. Gördüğünüz gibi DVD, FC HD, Blu-ray, USB, video file gibi uygulamalar geliyor. Buradan video seçip oradan çıktı alabiliriz. Şöyle bakalım. Video olarak seçtiğimiz zaman evet buradan direkt olarak videoyu bize gösteriyor. Videonun formatlarını gösteriyor. Tabii diğer tarafta arkadaşlar şurada publish kısmında, publish show kısmına görünümü açtığımız zaman burada diğer tüm işte YouTube olsun, Vimeo olsun, Facebook olsun ekleyeceğimiz videoları yine buradan ayarlayabiliyoruz. Video file kısmına yine ben tıklıyorum. Aynı sayfa bize gelecek. Buradan MP4 Full HD 1080p olarak ayarlıyoruz. Burada şu kısımlarla hiç oynamıyoruz. Mümkünse burada zaten 30 FPS en düşük yapmışlar arkadaşlar. Bunu yüksek yapmanın bize çok bir katkısı olmayacak. O yüzden bu şekliyle create diyoruz. Oluştur. Yine bize video dosyası olarak soruyor. Düğün slide klasörümüzün içerisine bunu da atıyoruz. Şöyle düğün slide'ı diyelim. Düğün S diyelim. Uzatmayalım. Kaydet dedikten sonra oraya video dosyası olarak arkadaşlar bunu atacak gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde onları atıyor. Tabii bu yine bilgisayarımızın performansına göre yavaş veya hızlı olabiliyor veya kullandığımız efektlerle ilgili yavaş hızlı olabiliyor. Ama şu var arkadaşlar gerçekten bu konuda bunun üzerine en azından benim bildiğim başka ikinci bir program yok. Evet şu anda bize diyor ki the video encoding is complete. Bu videonun işte render'ı tamamlandı diyor. Türkçesi o. Tamamlandı diyor. Şöyle gidiyoruz bakıyoruz ne yapmışız. Buradan videomuzu nerede? Evet burada. Şöyle sağ tıklıyorum. Herhangi bir video oynatıcıyla bunu oynatabiliriz.
Şöyle oynat diyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi basit bir yine slide çalışması. Her ne kadar vizir seçeneği kadar kolay olmasa da bunda da yine çok detaya girmeden sizlerin anlamasını sağlamak amacıyla bu kadar anlatımı yaptım. İlerleyen zamanlarda daha değişik detaylarına gireceğim. Yine bunun programın full yapılmasıyla ilgili benim videom vardı. İsteyen arkadaşa onun linkini de verebilirim. Yine başta da söylediğim gibi ekleyeceğimiz efektlerin linkini sizlere vereceğim. Onları kullanmanızı da sağlayacağım arkadaşlar. ProDesler kanalımda profesyonel video düzenleme yazılımı olan ProShow ProDesir ile slide nasıl yapıyoruz onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Sizler de her zaman olduğu gibi beni takip etmeye devam edip abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.